Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bir süredir vlog çekmiyorum. Merak edenleriniz olmuş, Instagram'dan mesaj atanlar olmuş. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, ne Instagram'da ne YouTube'da pek aktif olamıyorum. Instagram'da bir tık daha aktifim. Hani bazen hikaye atıyorum, gönderi paylaşıyorum ama YouTube'da video paylaşmadım. İyiyim. Ses vermek istedim. Şu sıralar biraz böyle yoğun geçiyor. Gerçekten merak edenleriniz olmuş. Ben iyiyim gördüğünüz gibi. Şu sıralar yoğunluğum var. Kayınvalidem ve kayınpederim geldi. Dayımız geldi Trabzon'dan. Dayımızı tekrar yolcu ettik. Daha sonra abimin eşi geldi, kızı geldi. Böyle onlarla vakit geçiriyoruz. Ve çok vlog çekmeye, video düzenlemeye vaktim kalmıyor. Bundan da çok memnunum. Ayrıca arkadaşlarımla görüşüyorum. Hani böyle çok hadi bugün de vloglayalım gibi bir şey gelmiyor aklıma. Ama bundan sonra biraz böyle vlog çekmeye, kısa kısa da olsa özen göstermeye dikkat edeceğim. Çünkü gerçekten düşünenleriniz ve merak edenleriniz oluyor. Ayrıca istek videolar var. Benim şu elektrikli tencerem, meşhur böyle sarılıp yatmak istediğim tencerem. Elim, ayağım, kolum, her şeyim diyebilirim. İşte nasıl temizliyorsun, zaman ayarlı yemek yapar mısın, işte hava çıkışı nereden oluyor, nasıl oluyor, işte rengi şu renge döndü gibi sorular var. Onlarla ilgili video çekmek istiyorum. Ayrıca çocukları merak edenler var. Hera diyecektim. Çocukları merak edenler var. Kobe, Fox, Fındık. Onları çekeceğim. Bir tane daha bir video vardı, istek videosu. Onu mutlaka yapmam gerekiyor dedim de unuttum. Evet, onu çekeceğim. Bu arada öğrenci arkadaşlarımız mesaj atmışlar. Ablacığım öğrenciler için yemek videosu, ekonomik yemekler. Onlar için çok güzel bir planım var. Ben de öğrenci oldum. Ben de yalnız yaşadım. Öğrenci arkadaşlarım, öğrenci kardeşlerim için de ekonomik yemekler, kılık kırk yarmalar. Zamanında ben de öğrenci oldum. Tüpümüz bitti. Fırında yumurta pişirdiğimiz günler de oldu. Kalan ekmeklerden makarna da yaptık. Çok güzel ama çok lezzetli, doyurucu tariflerim hala daha var. Ve bazen yapıyorum arada ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve ayrıca yemek çevirme diye bir şey var. Yani bu nedir? Pilav kalır. Ertesi gün pilav yemek istemezsiniz, o pilavı başka bir yemeğe çevirirsiniz. İşte çorbada kullanırsınız, kızartmada kullanırsınız gibi. İşte böyle bir türlü yaparsınız, ertesi günde türlü yemek. Ya ben öyle yapıyordum. Aslında şöyle, Tekirdağ'da okurken aşçı bendim, mutfak. Yani iki tane daha ev arkadaşım vardı. Biri Gonca'ydı bunlardan. Biri temizlikten sorumluydu, biri alışverişten sorumluydu gibi gibi. Ama mutfaktan ben sorumluydum. Bugün türlü varsa ertesi gün tabii aynı yemek yenmez. O türlüyü bir şekilde başka yemeklere çevirirdim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Çevirme yemek diye. Makarnayı bile başka başka çevirebiliyordum. Bunları paylaşacağım sevgili arkadaşlar, kardeşler sizlerle. Hastaneye şu sıralar gitmiyoruz. Kanser panel testinin sonucunu bekliyorum. Bebekle ilgili bir gelişme yok. Son testler çıktı, onun videosunu yayınladım. Ama derli toplu bu bebekle ilgili de video çekmek istiyorum. Çünkü bazı yanlış anlayanlar var, anlamayanlar var, tam doğru anlayanlar var. Ayrıca bu gebelikte bebeğin kalbi durması videosuna gelen yorumları tek tek cevaplamak istiyorum. Onu canlı yayında mı yapsam ya da video çekip mi yüklesem bilmiyorum. Hani nasıl bir şey yapabilirim, çok böyle kafamda oturtamıyorum işin açığı. Sonra aklıma gelmeyeceğim bir sürü şeyler var aslında. Sizler de yazabilirsiniz aşağıya. Şimdi dayım geldi dedim. Kayınvalidem ve kayınpederim geldi. Lera geldi. İşte abimin eşi ve kızı geldi. Onlarla vakit geçiriyoruz. Bir şekil komşuluk gibi. Biz onlara gidiyoruz. Onlar bize geliyor falan. Şöyle kısacık bir vlog var. Onu bunun sonuna ekleyeceğim. Onlarla kırmızı suya gittik. Kaplıca gibi şifalı suya. Orada çok az bir vlog çektim. Oradan işte bir şeyler aldım, onları çektim. Güzel bir yerde, oraya tekrar gideceğiz. Ayrıca orada Karahayıt'a gittik. Kızılcasu işte kırmızı su, oraya gittik işte, gördük. Sonra Karahayıt Yerel Eğitim Merkez Komutanlığı'na gittik.
Orada çay içtik. Güzeldi, oraya bir daha gitmek istiyorum. Pazara gittik. Yani bir ses vermek istedim. Merak eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Buralardayım. Hani ne zaman düzene oturturum, ne olur ne biter bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı yazın. Önerileriniz, teklifleriniz varsa yazabilirsiniz. Açığım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sodyum, modyum falan filan. Var var bak baba. Bikarbonat. Evet, ailece kara, neydi buranın adı? Karahayıt Kırmızı Su. Karahayıt Kırmızı Su tesislerine geldik ve şimdi bakacağız sularına nasılmış. Evet, dayım magnet bakıyor. Dayıcım. Bak burada başka da var bak. Beğendin mi? Alayım bir tane daha. Bak buradakilere de bak. Şöyle de çevireyim ister misin? Magnet aldık. Herkes ikişer, üçer, beşer. Şuradan magnet seçtiler. Ben de bunu seçtim. Çok güzel balon. Evet. Acılara demedim. Ama burası tatlı mıydı? Baksana. Birazcık acılık var. Şuna bir baka bacım. Benim acı oldu ama ağzım. Sen bakar abi sen mısınız? Bakar mısın? Bir bak. Çok az acı Yanlış da oldu. vermiş olmak istemem. Sizin aklınız bana geçmesin, benimki size geçmesin. Nasıl? Çok yapmadı ya. Bir şuna bakalım abimle. Nasıl da? Tatlı mı? Yok acı. Acı. Acı acı. Acı. Ya yani... Yok acı. Olsun ya. Tamam. Acı. Buyur abi. Antep mi dediniz? Hayır, Maraş'tan. Ha, Maraş'tan. Maraş'tan. Tamam. Acı acı. Maraş'tan sumak ve tatlı biber aldık. Toz biber aldık. Evet. Bir de şöyle saf karadut, ay neydi, yaban mersini özü aldık. Enfeksiyonlara iyi geliyormuş. Karadut da şey, onu biliyordum zaten. İltihaplara, iltihap değil evet, mi? Ağız yaralarına iyi geliyordu. Bu arada geldik. Şöyle göstereyim. Çamurlu çamur. Canım geliyorum. Aa sen neredesin? Evet, bakar mısınız? Çok güzel. Benim dikkatimi bu çekti. Bu ne ya? Ya. Olay bundan yapalım. Baba. Pamukkale 10 dakika. Bak 10 dakikada Pamukkale'ye gidebiliriz taksiyle. Bak. Uçan taksi. Başka bütün şey en uzak yer 60 dakika. Ya ben de hiç gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar, birçok yer kapanmış. Açık havuzlar, çamur banyoları falan kapalı. Sadece şuradaki yer açık. Az önce gittiğimiz yer açık. Şu şekilde böyle şimdi gidiyoruz. Kırmızı suyu da görmüş olduk. Gördüğünüz, siz de gördünüz, ben de gördüm. Şimdi bilmiyorum ne yapacağız. Bakalım.